Efendim hayırlı akşamlar. Vizyon 58 Televizyonu Sivas Merkez Stüdyosu'nda bugün yine çok değerli bir konuğum olacak. Tabii zaman zaman İstanbul Merkez Stüdyomuzda, zaman zaman da Sivas'ta bu tür canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Çok önemli, çok değerli bir konuğum var. Genç bir siyasetçi kardeşim. Sevgili Oğuzhan Aydan, Yeniden Refah Partisi, Tokat Artova ilçesi ilçe başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Burhan Bey. Başkanım herhalde bir yavaş yavaş canlı yayın temposuna alışıyorsunuz. Biraz bayağı evet. Bir heyecan vardı. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle Burhan Bey sizlere teşekkür ediyorum. Vizyon 58 ailesine teşekkür ediyorum. Buradan izleyicilerimize, Tokatlı ve Artovalı hemşerilerimize hayırlı akşamlar diliyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başkanım, tabii Vizyon 58 televizyonu 58 logosuyla sadece Sivas'a değil, tüm dünyaya yayın yapan Uydu ve Dijitürk aracılığıyla aynı zamanda bölgenin de önemli bir kanalı. Evet. Tabii şu anda sizi milyonlarca insan izliyor. Vizyon 58 televizyonu 20 yıldır uydu yayıncılığı yapan ciddi bir kanal. Bu anlamda bölgede de zaten özellikle önümüzdeki seçimlerde çok daha etkili olacağını biliyorum. Bu anlamda televizyonumuza konuk olmak isteyen herkese bizim kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Başkanım, şeref duyduk. Sevilen bir siyasetçisiniz, genç bir arkadaşımızsınız. Kamuoyu yakından tanıyor. Bayağı başarılı işler yaptınız. Biraz sonra sevgili Tufan birkaç çalışmayı da zaten rejide gösterecektir muhtemelen. Başkanım, dilerseniz şeyle başlamak istiyorum. Şimdi en son Tokat'ta günlük çıkan bir gazetede haber vardı. 2020 evet. Seçiminde konuşulacak tek partiyiz. Bu konuda biraz açıklama yapar mısınız? Evet. Gazetede de verdiğimiz demeç gibi Artova başta olmak üzere Türkiye genelinde Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde konuşulacak tek siyasi parti Yeniden Refah Partisi olacaktır inşallah. Bunun için Türkiye çapında teşkilatlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız son sürat bir çalışma yürütüyor sahada. İlçe başkanlarımız, il başkanlarımız, bölge başkanlarımız sürekli 7/24 sahadalar, çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de keza Artova'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeniden Refah Partisi'ni 2023'te iktidar yapmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Allah'ın izniyle de seçimde mükafatını alacağız inşallah. Başkanım, tabii Sayın Fatih Erbakan Bey'in siyaset anlamında çok değerli bir isim olduğunu biliyorum. Evet. Tabii en başta Erbakan Hoca'nın evladı olmasının kattığı çok şey olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsanız belki bugün Sayın Erbakan, merhum Erbakan Hoca'nın ne kadar doğru şeyler söylediğini bugün yaşadığımız bazı olaylarla görüyoruz. Yani Erbakan Hoca bundan 40 sene önce bugünleri aslında bize anlatmış. Evet. İHA'lar, SİHA'lar, efendim milli teknolojiler, milli savunma sistemleri, ülkenin savunma sanayinde dışarıya bağımlılığının en asgariye indirilmesi konularında. Şu anda Fatih Erbakan Bey de en son baktığım zaman dün aslında basın toplantısında çok önemli şeye değindi. Özellikle milli kaynak paketleriyle alakalı bir evet. Broşür var bende. Başkanım, şimdi kitaplar da var Sayın Erbakan. Bu özellikle dikkatimi çekti. 150 milyar dolarlık bir paket kar elde edebileceğini, bununla ilgili de ciddi bir proje yaptığını söylüyor Sayın Fatih Erbakan. Evet. Bu konuyu biraz bize açar mısınız? Sayın Burhan Bey, Genel Başkanımız proje kitabını çıkardı. Aziz milletimizin önüne projelerle meydana çıktı. Dediğiniz doğru, milli kaynak paketlerimiz var. Bu millete sunduğumuz, bu ülkeye sunduğumuz güzel ve muhteşem diyebileceğimiz projelerimiz var. Borçsuz, faizsiz, zamsız şekilde ülkemize bir sene içerisinde 150 milyar dolar nasıl bulunur? Bunun kitabını Genel Başkanımızın öncülüğünde çıkardık. Bu bir projedir. Bunu her yerde anlatıyoruz. Sizin Vizyon 58 aracılığıyla da izleyicilerimize inşallah anlatacağız. Neler var başkanım projede? Bir okur musunuz lütfen? Dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz de en azından
görmüş olsunlar. Milli kaynak paketlerimiz var öncelikle. Bunlardan biri havuz sistemi. Denk bütçeye geçme. Yeniden Refah iktidarında. Türkiye genelinde tasarruf paketi, evet. Enerji alanında büyük atılımlar, destekler ve teşvikler. Keza Türkiye'de nimet sayılacak konulardan biri de su. Suda da aynı şekil projelerimiz var. Tarım ve doğal kaynaklar kullanımı paketlerimiz var. Bunların toplamında aslında Genel Başkanımızın sunduğu 150 milyar dolar nasıl bulunur? Bu saydığım projelerde, bölümlerde hepsi aslında mevcut. Havuz sistemine geçtiğimiz zaman yılda 5 milyar dolar devletimizin kasasına kalacak para. İlk defa efsane 54. hükümetin başbakanı rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından uygulanan havuz sistemiyle devlet kaynakları bir araya getirilerek faiz giderleri azaltılmış ve emekliye, işçiye, memura tarihin en yüksek zamları yapılmıştı. Aynı usulle yeniden Refah iktidarında en az 5 milyar dolar tasarruf sağlanacaktır. Denk bütçeye geldiğimizde 10 milyar dolar devletimizin kasasına girecek. Peki nasıl girecek? Evet. Yine ilk defa 54. hükümet tarafından uygulanan denk bütçeyle devletin gereksiz borçlanmaları ortadan kaldırılacaktır. Tasarrufa geldiğimiz zaman yılda 30 milyar dolar devletimizin kasasına girecek para. Bu nasıl olacak ise tasarruf milletin aldığı maaştan, EYT'lilerin haklarından, askeri ücretten değil, devletin giderlerinden yapılacak ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasıyla gerçekleştirmesidir. Böylelikle yılda 30 milyar dolar devletimizin kasasına bu şekilde girecektir. Enerjiye gelirsek 45 milyar dolar devletimizin kasasına girecek para. Nasıl olacak derseniz, Allah'ın bize bedava verdiği en büyük nimet olan güneş enerjisinin binde birini kullanıyoruz şu an. Tabii. Bunun sadece %20'sini kullanmaya başladığımızda enerji ithal ederken ihraç eden bir ülke olacağız. Denizlerimizdeki petrol ve doğalgaz rezervlerini kullanmaya başlayarak milli çıkarlarımızı en üst düzeyde koruyacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Böylelikle 45 milyar dolar devletimizin kasasına gelmiş olacak. Gayet net aslında. Evet. Dediğimiz gibi genel başkanımız ayağı yere basan projelerle, gerçekçi konuşmalarla ve projelerle bu aziz milletin karşısına çıkmıştır. Suya gelirsek 23 milyar dolar devletimizin kasasına girebilecek tutar. Bu da şöyle olacak. Barajlarımızda her yıl boşa akıtılan 10 milyar metreküp suyu kurtaracağız öncelikle. Doğu illerimizin barajlarındaki fazla suyu kendi cazibesiyle İç Anadolu'ya aktaracak ve tasarruf edeceğiz. Bu suyu aktarırken ayrıca elektrik üretecek ve enerji potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacağız. Elimizdeki fazla suyu ise komşu ülkelere satarak ayrıca gelir elde edeceğiz. Böylelikle 23 milyar dolar devletimizin kasasına girmiş olacak. Tarım ve doğal kaynaklar. 27 milyar dolar devletimizin kasasına girecek. Uygulaması da şöyle. Kompost gübre üretimi yılda 3 milyar dolar. Buna dikkat çekiyorum. Tekrar edeyim isterseniz. Kompost gübre üretimi yılda 3 milyar dolar. Tabii dışarıdan ithal ediyoruz. Evet. Tabii. Çünkü biz burada üreticiliği vurguluyoruz. Üretim endeksli odaklı. Evet, üretim odaklı hareket ediyoruz. Madencilik ve yassı çelik imalatı yılda 8 milyar dolar. Tarım çiftlikleri, yerli tohum, kenevir, sıvı gübre yılda 10 milyar dolar gelir sağlayacak. Hayvancılık ve volkanik taş yani perlit işlenmesi yılda 6 milyar dolar bize gelir sağlayacak.
Tarım ve doğal kaynaklardan toplam ise 27 milyar dolar devletimizin kasasına girmiş olacak böylelikle. Hepsinin toplamı 150 milyar dolar borçsuz, faizsiz, sadece üretimle, üretimi destekleyerek, milli kaynak paketlerimizi ortaya çıkararak bu ülkeyi 150 milyar doları kâra geçireceğiz ve dışa bağımlı bir ülke olmaktan kurtaracağız Allah'ın izniyle. Başkanım, tabii çok da sorular var. Evet. Öncelikle Sayın Oğuz Keleş, Yüksek İnşaat Mühendisi, Yalova Makina İhtisas Organize Bölgesi İdari İşler Müdürü ve Projeler Koordinatörü, programı izliyormuş. Bir sorusu var, onu iletirdim. Sonra tabii Sayın Halis Aydan, Çerkezköy'den değerli başkanımız. Evet. Kendisi de benim de kadim dostumdur. Onun da bir sorusu var, onu da iletireceğim. Ve tabii ki Bağbaş Köyü'nden Hulki Gürler abimiz ve Adem Gürler Bey'in de soruları eşit. Diyorlar ki, Sayın Fatih Erbakan bir ittifak yapacak mı? Millet İttifakı'yla ya da Cumhur İttifakı'yla ya da kendi logosuyla, kendi bayrağıyla, kendi logosuyla, kendi ismiyle mi seçime girecek? Böyle bir soru var. Şimdi bu sorular tabii ki genel başkanımıza da, Sayın Doktor Fatih Erbakan'a da sık sık soruluyor. Hatta her haber kanalına çıktığında da soruluyor hala. Genel başkanımızın cevabı netti aslında. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin bulunduğu bir ittifaka girmem demişti. Millet İttifakı'na girecek misiniz sorusunda. Böylelikle Millet İttifakı, yani altılı masadan uzak bir duruş sergilediğimizi açık açık genel başkanımız söylemişti. Ben de tekrar edeyim. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Doktor Fatih Erbakan'la Cumhurbaşkanlığına gideceğiz. Bizim 2023 Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'dır. Parti olarak kendi logomuzla, kendi vizyonumuzla seçimlere katılacağız. Hiçbir ittifaka katılmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Böylelikle sizin de sorunuzu cevaplamış olurum. Osman Bey, teşkilat buna hazır mı? Yani 81 ilde durumumuz nedir şu anda? 81 ilde il başkanlıklarımız tamamlandı. Kongrelerini yaptı. Türkiye'nin tüm ilçesinde ilçe başkanlıklarımız hazır. Kongreleri yapılıyor. Biz çok kısa bir zamanda Türkiye genelinde teşkilat çalışmalarımızı aslında bitirdik. Bu Artova'da da örnek gösterebiliriz. Bizim çalışmalarımız hazır, projelerimiz hazır. Milli kaynak paketleriyle ülkenin sorunları ve onların çözümleri kitabımız da var burada. Size de göstermek isterim. Şöyle izleyicilerimize de göstermek isterim. Bu kitaplarımız gerçekçidir. Ayağı yere basan projelerdir. Bizler genel başkanımızın doğrultusunda, önderliğinde 2023 seçimlerine hazırlandık. Sahadayız, çalışmalarımız yürüyor. Böylelikle 2023 seçimine tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak gireceğiz inşallah. Osman, bir gün Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın basın açıklaması vardı. Evet. Orada dikkatimi çeken bazı sözler vardı. Mesela Sayın Erbakan dedi ki, bu altılı masa 30 defa yüz yüze, 6 defa masada bir araya geldi ama altın günü yapmış gibi oldular. Hiçbir sonuca gidemediler. Fotoğraf çekilip ayrıldılar dedi. Ve özellikle o altılı masada bulunan iki tane parti için de zaten dedi, onlar dedi 15 yıl boyunca bu ülkede siyasal iktidarda bakanlık, başbakanlık yaptılar. Evet. Madem marifetleri vardıysa o zaman niye göstermediler diye bir ifade kullandı Sayın Erbakan. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kere gözüken o ki Sayın Erbakan hakikaten herhangi bir ittifak arayışında değil. Evet. Yani diğer tarafta tabii Cumhur İttifakı ile bir diyalog kurulabilir mi diye sorduğumuzda, dünkü açıklamaya baktığımız zaman o öyle bir şey de gözükmüyor. Yani kararlılık net. Yani hakikaten Yeniden Refah Partisi gözüken o ki seçime tek başına girecek. Baraj probleminiz var mı? Bizim genel başkanımız da bu soruyu cevaplamıştı. Biz de cevaplayalım. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak kesinlikle baraj problemimiz yoktur. Bunu anketlerde de görebiliriz. Anketlerde en düşük gösterilen puanımız %8'dir.
ve standart olarak, genel olarak söyleyeyim, 9 veya 9,5 arasında bir puanımız var. Biz teşkilatlar olarak bu puanı arttırma niyetindeyiz. %10'lara, 15'lere ve hatta %20'lere kadar çalışarak, teşkilatça, kapı kapı gezerek, ev ev gezerek, köy köy gezerek istediğimiz rakamlara, puanlara ulaşmayı hedefliyoruz inşallah. Dediğim gibi bizim Yeniden Refah Partisi olarak baraj problemimiz kesinlikle yoktur. Peki Osman Bey, Artova'ya geçmek istiyorum. Evet. Yani böyle arada ulusal bazen de yerel konulara gireceğim. 26 tamam. Köyünüz var, 7 evet. Mahalle var Artova'nın, 8 bin nüfusu var, şirin bir ilçemiz ve Tokat'ta etkili bir ilçe. Yani Tokat'ta önemli yönetim kademesi ve ticaret Artovalı hemşerilerimiz elinde. Evet. Artova'daki sorunları dile getirebiliyor musunuz? Neler var Artova'da? Yani burada oluşan sorunları siyasal iktidara ya da ilgililere iletebiliyor musunuz? Ya sesinizi duyurabiliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz Yeniden Refah Partisi Artova İlçe Başkanlığı olarak göreve geldikten kısa bir zaman, bir ay gibi kısa sürede tüm teşkilat çalışmalarımızı bitirdik ve sahaya indik. Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ve ana kadememizle sahadayız. Ve Artova'da sahada olan tek siyasi parti biziz. Halkın derdini dinliyor. Aynı şekilde sorunlarına çözüm üretmenin derdine düşüyoruz. Bunu siz de görebilirsiniz. Sosyal medyada çok etkin bir ilçe başkanlığı sayfamız var. Parti olarak sosyal medyada çok etkiliyiz. Açıklamalarımız oldu Artova'da bazı sorunlar hakkında. Bunun birini yerine getirdik. Diğeri çalışmalarımız hala sürüyor. Bu şekilde sorunları dile getiriyoruz ve sesimizi de tabii ki duyurabiliyoruz. Çünkü Artova'da güçlü bir teşkilat, güçlü bir parti duruşumuz var. Ve bunu da her seferinde ispatlayabiliyoruz, kanıtlayabiliyoruz. Sesimiz gerekli yerlere, makamlara duyulabiliyor. Konusunda bir tepkiniz vardı sosyal medyada. Evet, Artova Zile bağlantı yolunu. Şikayetler üzerine ekibimizle gitmiştik. Yerinde tespit çalışması yaptık. Gittiğimizde durum pek de işler acısı değildi. Aslında vahim bir tabloyla karşılaştık. Bunları fotoğraflayarak, yerinde tespit çalışması yaparak, aynı şekilde canlı açıklama yaparak sosyal medyada olsun, gerekli mercilere dilekçelerimizi bırakarak bu sorunun acilen giderilmesini talep ettik. Ve dikkate alındı. Çok aradan zaman geçmeden, birkaç gün gibi kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim dile getirdiğimiz konu tartışmaya açıldı. Bir milletvekili aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşuldu. Ve bir hafta 10 gün gibi kısa sürede bizim açıklamamızdan sonra yol yapımına başlandı. Şu an halkımızın, köylümüzün sıkıntısı aslında bir nevi çözülmüş oldu. Geçen bu ambulans konusu vardı. Hatta siz ikinci bir ambulans lazım diyordunuz. Evet. Onunla ilgili bir gelişme var mı Sayın Başkanım? Onunla ilgili gelişmeleri hala sürdürüyoruz. Peşini bırakmış değiliz. Biz elimizden geleni Artova için yapmaya hazırız ve yapıyoruz da. Artova'da 8.132 nüfusumuz var. Aslında küçük görünebilir ama bir ambulans ilçemize maalesef az geliyor. Yeterli değil. Çünkü birden fazla vakalara yetişememekte bir ambulansımız. Hastanemizde acil müdahale yapılıyor ama yoğun bakım gibi veya aile tedavat gibi eksiklerimiz var hastanede. O yüzden direkt hastalarımız, vakalar Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor. Bir ambulansın gidip gelmesi ise bir saati, bir buçuk saati bulabiliyor. Artova'daki bir diğer vakaya ambulans maalesef bulunamıyor. Bu sorunun da çözülmesi için Artova'mıza ikinci ambulans talep ettik.
bu Artova halkı için çok daha çok doğal bir istek. Çünkü bu konu ciddi bir konudur. Ortada bir zam vardır. Tabii. Sağlık söz konusudur ki Türkiye Cumhuriyeti sağlığına çok önem veren bir devlettir. Bu sorunun da bir an önce çözülmesi için açıklamalarımızda bulunduk. Aynı şekilde gerekli yerlere de dilekçelerimizi verdik. Hala peşini bırakmış değiliz. Elimizden geldiğince getirilmesi için elimizden ne geliyorsa şahsım ve ilçe başkanlığım olarak yapmaya hazırım. Başkanım, şimdi tabii Sayın Erbakan'ın bir dünkü açıklamasında yine şöyle bir açıklama yaptı. Ben sizin de fikrinizi almak istiyorum. Dedi ki, bu altı benzemez, altılı masayla alakalı. Özellikle ikisini etkisiz eleman dedi. Onların daha olduğu kim oldu açık açık belli zaten. Evet. Ve dedi ki mesela CHP'den dedi bir vekil çıkıyor. İşte Diyanet 5-6 yaşındaki çocuklara musallat oluyor, Kur'an-ı Kerim öğretmeye çalışıyor dedi. Bir başkası çıktı dedi ki biz dedi eğer iktidar olursak dedi HDP'ye bakanlık vereceğiz dedi. Bir başkası çıktı böyle bir şey olur mu dedi. Yani aslında birbirine benzemezlerin oluşturabileceği bir sinerjinin olmadığını, bu ülke için bir fayda üretmeyeceğini söyledi Fatih Erbakan Bey. Siz bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Biz de genel başkanımızın tabii ki görüşlerine sonuna kadar katılıyoruz. Aynı zamanda destekçisiyiz. Doğru tespit ve yorumda bulunmuştur genel başkanımız. İlçe başkanları olarak, teşkilatı olarak Türkiye genelinde sonsuz desteğimiz vardır genel başkanımıza. Dediğim gibi bu konularda çok doğru bir destek. Bir de yani Osman Bey, bir insanın çocuğunun, Müslüman çocuğunun dinini öğrenmesinin ne zararı olur? Birilerine niye bu kadar ağır geliyor acaba? Ben hep onu merak ediyorum. Yani bir Hristiyan çocuğu Hristiyanlığı öğrenirken acaba, ben hiç duymadım. Ben 18 tane Avrupa ülkesine gidip geliyorum. Evet. Yani hiçbir Avrupa'daki hiçbir gazetede ben işte bunların konuşulduğunu, işte örneğin şu katedralde işte din öğretiliyor, çocuklarımıza bu katedralde İncil öğretiliyor diye bir spekülasyon yapıldığını hiç görmedim. Ama maalesef bizim ülkemizde birileri, tamam siyasal İslam'ı da kullanan birileri vardır. Yani bunu istismar eden de vardır ama bu toplumun genelini yansımayan bir şey. Yani bir Türk çocuğunun, bir Müslüman çocuğunun daha doğrusu, genel anlamda söylüyorum, Laz, Çerkez, Kürt fark etmez, bir Müslüman çocuğunun dinini öğrenmesi niye bu kadar insanları rahatsız ediyor? Ben bunu anlamış değilim. Bu konuda birkaç şey söylemenizi istiyorum. Çünkü siz milli görüş geleneğinden gelen bir genç siyasetçisiniz. Başkanım, niye zorlana gidiyor birilerinin bu işleri? Aslında burada Erbakan hocamızın bir sözü vardır. Milli görüş her zaman Siyonizmle savaş içerisindedir. Evet. Birkaç şahıs ve taşıdıkları zihniyet Siyonizmin kölesi olmuşlardır. Bu şekilde Müslümanlığa geçmişte de Osmanlı döneminde de olduğu gibi Müslümanlığa, dinimize saldırılar her zaman olmuştur. Ve bundan sonra da onların kendileri geçmişte dedeleri olduğu gibi burada da kin mi devam ediyor o kin? Efendim? O kin ve nefret devam mı ediyor? Kin ve nefreti devam ettiriyorlar. Kendi köfneleşmiş zihniyetlerini hala savunmaya devam ediyorlar. Ama tabii ki bu millet, bu aziz millet onlara fırsat vermeyecektir. Evet başkanım. Konuştuklarında seslerini kesmeye milletimiz sonuna kadar kararlıdır. Bunu da her zaman uygulayacaktır. Onların zihniyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Müslüman bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmemektedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi çok vurguluyor altılı masa. Evet. Yani bunu devamlı söyleyip duruyorlar. Yani sonuçta sizin parti olarak bu sisteme bakışınız nedir Sayın Başkanım? Parlamenter sistem millete hizmette bir araçtır, amaç değildir. Bu şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan başkanlık sistemi de bir araçtır, amaç değildir. Aslında burada sadece laf kalabalığı üretmek, sadece milletin aklını bulandırmaktır. Hizmet eden başkanlık sisteminde de hizmet eder. Aynı şekilde parlamenter sistemde de hizmet eder.
ki Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı başkanlık sistemine geçmeden parlamenter sistemle yönetilmiştir. Parlamenter sistem bu kadar iyi ise veya Türkiye Cumhuriyeti'ni parlamenter sistem şaha kaldıracaksa, ayağa kaldıracaksa kendileri de geçmiş dönemde iktidar olmuşlardır. O dönemlerde neden yapılmadı? Madem parlamenter sistem bu ülkeyi refaha erdirecekse eğer, parlamenter sistem mevcutken, yürürlüğe girmişken, yani yürürlükteyken neden bu hizmetler yapılmadı? Başkanlık sistemini sadece dediğim gibi karalama üzerine, milletin aklını bulandırma veya başka bir fikre çekme, kutuplaştırma da diyebiliriz aslında. Bir taraf başkanlık sistemini vurguluyor, diğer taraf parlamenter sistemi vurguluyor gibisinden. Öyle bir altı boş bir proje vardır ki parlamenter sistem dedikleri halde aylarca parlamenter sistemde çalışma yürüttüler. Ama parlamenter sistemin içeriğini bir türlü açıklayamadılar. Sadece bir başlık var, parlamenter sisteme geçeceğiz. Ama parlamenter sisteme geçtiğimizde şunlar şunlar olacak bile diyemeyen bir altılı masa var. Tabii, proje üretemediler. Evet. Bir şey söyleniyor ama devamı getiremiyor maalesef. Peki şu anda partinin genel durumu hakkında bilgileriniz vardır sizin içeriden. Tabii. Seçim satma haline girdi şu anda biliyorsunuz. Partinin önümüzdeki dönemde başka projelerle, yani Türk halkına daha önce Erbakan Hoca'nın biliyorsunuz adil düzen projesi vardı ve evet, ciddi destek görmüştü. O zaman da hatırlarsanız ama siz o zaman çok ya dünyada yoktunuz 90'lı yılların başında Sayın Başkanım. Ama biliyorsunuzdur partide Refah Partisi okumuşsunuzdur. İDP, İslahçı Demokrasi Parti ve MHP ile beraber normalde %13'lük oyları ittifakla beraber %18'e çıkmıştı ve 66 vekille parlamentoya girmişlerdi. Yani dolayısıyla aslında adil düzen paketinin, o projenin Türk halkında bir karşılığı vardı. O bir karşılık gördü ve parlamentoya girdi bu üç parti. Şu anda hani Sayın Fatih Erbakan'ın projeleri yere basan, ezber bozan projeler gibi gözüküyor. Ben de göz attım. Yani bir de tabii pandemi sürecinden sonra bütün dünyadaki siyasal iktidarlar ciddi bir yara aldı. Kabul etmek lazım. Dolayısıyla bunun da bir etkisi olabilir. Yani belki de Yeniden Refah Partisi'nin tabanına tekrar birilerinin dönüşü veya eve dönüş projesi de olabilir. Bilmiyorum ama şu anda diğer partilerden partinize gelen, giden bir şeyler var mı? Birileri var mı? Talep nedir şu anda? Parti üye olanların sayısı ne durumda? Yani artıyor mu bu durum? Şu an çok iyi yere değindiniz. Bunun için teşekkür ederim. Şu an Burhan Bey, Nisan ayından Temmuz ayına kadar Yeniden Refah Partisi 27 siyasi parti içerisinde en çok üye kaydı yapan parti seçilmiştir. Nisan ayından Temmuz ayına kadar birinciliğini her zaman korumuştur. Ki Temmuz ayında da 31 bin üye kaydederek rekor bir sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Şu an Yargıtay resmi sayıları güncellememekte. Nisan ayından itibaren güncellemiyor. Buradan Genel Başkanımız da bu sorunu dile getirmişti. Yargıtay'ın üye sayılarını güncellemesi doğrultusunda. Buradan biz de söyleyelim. Gerekli yerlere, kuruluşlara üye sayılarının güncellenmesi ve şu anki mevcut siyasi partilerin üye sayılarının belirlenmesini istiyoruz. Şu an partimizden gelen resmi veriler 300 bini geçtiğimizin doğrultusunda. Buna şu an Ağustos ayı ve Eylül ayı dahil değil. Temmuz ayından gelen veriler 300 bini devirdiğimiz doğrultusunda. Allah'ın izniyle yoğun bir çalışarak, Türkiye çapında teşkilatlarımız çalışarak 2023 seçimine kadar söz verdiğimiz gibi genel başkanımıza 500 bin üyeyi tamamlayarak, 500 bin üye sayısına ulaşarak 2023'te de Sayın Doktor Fatih Erbakan'ı, genel başkanımızı 1 milyon imzayla Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz.
Bunun için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Başkanım, tabii yine birkaç soru var, ben birleştireceğim. Evet. Cinnioğlu çiftlik bilirsiniz Tokat'ta, Sayın Osman Şahin Bey. Yine İstanbul'dan Sayın Ersiner, Çerkezköy'den Adem İçil Bey programı izliyorlarmış. Şunu da tabii ben ortak olarak birleştireyim soruyu. Başkanım diyorlar, tabii genç, siyasette önü açık olsun diyorlar. Demek ki sizi herhalde sevdiler izlerken. Biz de tabii programa sizi davet ettiğim zaman Sayın Başkanım, sevgili Kemal Özdilek vesilesiyle tanışmıştık. Evet. Yani sizinle oturduğum zaman hakikaten çok gençsiniz ama siyaseten kendinizi geliştirmişsiniz ve irtifa almaya çok yatkın bir siyasetçisiniz. Bu anlamda biz de siyaseten yolunuzun açık olmasını gönülden temenni ediyoruz. Her siyasi parti yeter ki yasa dışı olmasın. Bu ülkeye hizmet eden, hizmet etmek için amaç edinen, ülkenin birliğine, beraberliğine saygı duyan her siyasi parti içerisinde kaliteli insanların siyaset yapmasını ben şahsen çok istiyorum. Duyarlı bir Türk vatandaşı da bunu ister diye düşünüyorum. Ben de aslında hoşuma gitti başkanım. Demek ki doğru bir konukla beraberiz ki güzel mesajlar, hepsini okuyamayacağım, kusura bakmasınlar. Fatih Erbakan Bey'in yine açıklamasına dönmek istiyorum. Son derece kendinden emin bir şekilde Sayın Doktor Fatih Erbakan. Tokat'a geldiğinde de aynı şeyi ben görmüştüm. Evet. Israrla yani ittifak arayışında olmadıklarını, yani tek başlarına, yani ensen, hani sormuşlar ya kurda, senin ensen niye kalın? Hani kendi işimi kendim yaparım da ondan, evet, misali. Şu Fatih Erbakan Bey'de onu gördüm ben. Siz milli görüşten geliyorsunuz zaten. Büyüklerinizi biliyorum. Aydan ailesi önemli, güçlü bir aile. Artova'da ve Çerkezköy'de çok bilinen bir aile. Başkanım, sizi siyasete kim soktu? Yani onu da merak ettim. Büyüklerinizden, babanızdan mı? Yoksa kendiniz mi siyaseti çok istediniz? Onu merak ediyorum. Aslında burada güzel bir soru sordunuz. Biz Artova halkı olarak duyarlı bir vatandaşız. Ve ben şahsi karakterimde daha bir hassasım bu konuda. Haksızlığa veya göz ardı edilmelere maalesef gelemiyoruz. Siyaset doğru yapıldığında güzel bir iştir. Evet başkanım. Doğru emellerde kullanıldığında güzel bir iştir. Halka hizmette en büyük aracıdır siyaset. Biz babadan gelme bir mesleğimiz var. Halkla iç içe olduğumuzdan dolayı sorunlarını her zaman esnaf dinler. Esnaflıktan dolayı. Evet, esnaflıktan dolayı halkın sorunlarını biliriz. Tabii ki biz de duyarlı olduğumuzdan dolayı hep bir çözme isteğimiz olmuştur. Keza benim de, babamın da. Böylelikle bu duyarlılıkla aslında siyasete girdik. Böyle bir gelişme oldu. Yani aslında halka hizmetin yolu siyasetten geçiyor. Evet, başkanım. Tabii ki. Yani siyasete... ki bizim milli görüşümüzün, evet, de, evet, asıl temeli siyaseti biz halka hizmette aracı olarak kullanırız. Diğer partiler veya diğer görüşler gibi amaç olarak kullanmıyoruz. Burada aslında bunun altı çizilebilir. Biraz da milli görüşe girseniz başkanım, hani birkaç cümleyle isterseniz, yani çoğu İzleyicimiz, tabii, biliyordur ama milli görüş hani çizgisinden, geleneğinden gelen bir siyasetçisiniz dedim. Mesela yeni izleyen birisi merak eder milli görüş nedir diye. O konuyla alakalı birkaç cümle söylerseniz, evet, mutlu olacağım. Aslında milli görüş, şöyle telaffuz edeyim. Milli görüş kapitalist nizamın değişmesini, yerine adil düzenin kurulmasını isteyen, temelinde sevgi ve şefkat olan, önce ahlak ve maneviyat diyen, hakkı üstün tutan, bakın, önce ahlak ve maneviyat, ahlak ve hakkı üstün tutan. Bunlar önemli çok konulardır. Önemli ölçü, çok önemli kriter. Bunlar göz ardı edilemez. Bizi burada diğer görüşlerden ve diğer siyasi partilerden ayıran bir kuraldır. Evet başkanım. Hakkı üstün tutan, kendi ceddimizin, atalarımızın sahip olduğu görüştür. Milli görüş. Milli görüş Fatih Sultan Mehmet'tir. Milli görüş cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'dır. Milli görüş Çanakkale ruhunun ta kendisidir. Özetlemek gerekirse, tabiri caizse, evet, aslında milli görüş
Bu milletin inancıdır. Bu milletin tarihidir, kimliğidir ve ruh köküdür. Milli görüşü kısaca böyle özetleyebiliriz aslında. Başkanım, tabii ki baktığımız zaman Cennet Mekan, Yavuz Sultan Selim Han, diğer padişahlarımızın hemen hemen tamamı aslında bir baktığımızda bütün amaçları hak, adalet, efendim, cihat bunları önemsemişlerdir. Yani bir ülkeyi gittikleri zaman hani bugün diyorlar ya bilirler işgal edildi. Hayır işgal değil. Oraya cihat için gidiyorlardı. Evet. Ve oraya dini İslam'ı yaymak için gidiyorlardı. Bugünküler gibi, bugün Amerika gibi gidip Suriye'yi dörde böleyim. İşte Irak'ı beşe böleyim. İşte şurada şöyle bir şey yaptım. Türkiye'yi bölmeye çalışayım. Böyle bölüm parçalayayım gibi zihniyet yoktu Osmanlı'da. Yani birileri Osmanlı'yla bazı efendim bu Siyonist ve işgalci ülkeleri bir tutmaya çalışıyor. Maalesef bunlar da zaman zaman programla izliyoruz ve hicap diyorum onlara o konuşurken açıkçası. Yani Osmanlı ruhu, Osmanlı hiçbir zaman işgal etmedi hiçbir yeri. Osmanlı kesinlikle hayır. Oraya cihad için gitti, din-i İslam yaymak için gitti ve oraya refah götürdü. Ve gittiği ülkelere baktığımız zaman yani hakikaten orayı imar etmiş, orayı efendim bambaşka bir şehirler haline getirmiş. Yani Anadolu'dan çok yatırımları gittiği ecnebi ülkeleri yapmış Osmanlı. İşte bunu yaparken o demin dersin milli görüş açıklamasını yaparken bahsettiğiniz kriterleri de harfiyen uygulamış. Aslında bu milletin ta kendisi milli görüş. Evet. Yani baktığımız zaman, öze döndüğümüz zaman. Başkanım buyurun bir şey söyleyin siz. Ben bir şey söyleyeceğiz herhalde. Şimdi Burhan Bey dediğiniz gibi milli görüş aslında bizim tarihimizdir. Osman Gazi'den Sultan Vahdettin'e kadar olan süreçte sultanlarımız, padişahlarımız milli görüş zihniyetini dünyaya yaymıştır. Ve milli görüşle ülkelerini yönetmişlerdir. Keza Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Erbakan hocamız milli görüş davasını yeniden canlandırmıştır. Evet. 21. yüzyılda milli görüşün ilerlemesini devam ettirmek istemiştir. Ve bunu da başarmıştır. 11 ay sonra bir şekilde. Tabii ki. Tabii. 11 ayda milli görüş ne demektir? Bu millete kanıtlayan rahmetli Erbakan hocamızdır. O yüzden milli görüşü asla göz ardı edemeyiz. Bu ülkenin milli görüşe, refaha, şu anki yeni ismiyle yeniden Refah Partisi'ne tekrar ihtiyacı vardır. Yeniden Büyük Türkiye'nin kurulması için, yeniden İslam Birliği'nin kurulması için, yeniden Refah Partisi'ne ve milli görüşe bu ülkenin ihtiyacı vardır. Başkanım sahada çalışıyorsunuz. Yani şu anda takip ediyorum ben Tokat bazında. Özellikle ilçelerde de sizden dolayı bakıyorum. Bayağı bir yoğun bir çalışma var. Yani sanki sizde seçim yarın olacakmış gibi bir çalışma havası görüyorum. Yani hakikaten biliyorsunuz siyaset gönüllülük hizmetiyle yapılan bir şey. Başkanım ekip de bayağı bir kalabalık. Yani bunu özellikle böyle tek başına iktidar olmuş bir siyasal hükümetin karşısında yapabilmek de herhalde çok kolay bir şey olmasa gerek. Sizi tebrik ederim. Yani bayağı bir adam adama çalışıyorsunuz. Peki Sayın Başkanım, Artova'da hedefiniz nedir? Yani kaç üye hedefliyorsunuz, neler hedefliyorsunuz? Onunla ilgili birkaç şey söylemek isterseniz. Tabii. Artova'daki hedefimiz milli görüş bayrağını en üst seviyeye dikmektir. Artova'da yeniden Refah Partisi'ni iktidar yapabilmektir. Bunun için tabii ki teşkilatlarımız, ana kadememiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hızlı bir çalışma yürütmektedir. Köy gezilerimiz, ev gezilerimiz bunlar devam etmektedir. Birebir halkın içindeyiz. Dediğim gibi Artova'da sahada olan tek siyasi parti yeniden Refah Partisi'dir. Uyumadan, yorulmadan Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan gibi elimizden geldiğince çalışmaları yürütüyoruz. Milli görüşte bir kişi, 100 kişi fark etmez. Bir kişi bile bu dava için önemlidir. 100 kişiyle bir kişi
bizim görüşümüz de aslında eşittir. Başkanım, bilmiyorum, hani Tufan'a bir sorayım. Sevgili Tufan, ne kadar zamanımız var? Herhalde sona doğru bayağı bir akıcı program oldu. Evet. Tufan Bey, şu an zamanınız var değil mi bizim biraz daha? Ha, reklama, bir reklama girelim, daha sonra tekrar devam ederiz. Tabii. Sayın Başkanım. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Vizyon 58 TV. Vizyoner ofisinden muhteşem kampanya. Trakya'nın incisi Lüleburgaz'da 460 metrekare imarlı, ifrazlı, müstakil tapu arsalar sadece 409 bin TL. Sadece 409 bin TL. Kat yapı izni olan, İstanbul'a sadece 1 saat mesafede olan ve harika manzarasıyla Vizyon Arsa Ofisi güvencesiyle haftanın kampanyası sadece 409 bin TL. (0212-912-0299-0532-171-1058) Vizyon Arsa Ofisi, kazançlı yatırımın tek adresi. Ulaş Güney İnşaat. Kalite, güven, dayanıklı evin adresi Güney İnşaat. Siz hayalinizdeki evi düşünün, ilçe ve köyde arsanızı gösterin, biz %60'ı peşin, geri kalanı taksitle evinizi kuralım. Resmi işlemler için vekaletinizi alıyoruz, tüm işlemleri biz takip ediyoruz. Kalitenin ve güvenin adresi Güney İnşaat Şube, Ulaş Merkez Şantiye Zara Beypınarı Köyü. Kangal, Hafik ve Divri ilçe ve köylerinde çalışmalarımız mevcuttur. Merkez şube adres, Esentepe Mahallesi, Şehit Hakan Topçu Sokak, numara 14, Cumhuriyet Halk Partisi Ulaş İlçe Başkanlığı yanı. İletişim 0535-218-99-92. Bayram Yıldırım. Akbulat Erkek Öğrenci Yurdu ve Akbulat Kız Öğrenci Apartları. Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Akbulat Öğrenci Yurt ve Apartında öğrenciler için yüksek konfor, hijyenik çalışma ortamı ve üstün güvenlik sağlanmaktadır. Yurdumuz ve apartımızda tek kişilik, çift kişilik, üç kişilik balkonlu ve suite odalarımız mevcuttur. Ücretsiz Wi-Fi, 24 saat sıcak su bulunmaktadır. Erkek öğrenci yurdumuzda sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin yanı sıra spor salonu, çalışma odası, çamaşır ve ütü odası mevcuttur. Anadolu Kurumsal Yemekçilik, 1994 yılından bugüne kadar Sivas'ın güvenilir gıda sertifikasyonuna sahip toplu yemek yapan bir firması olmaktan gurur duyuyoruz.
Sağlığınıza, hijyene, kaliteye ve fiyata önem veriyoruz. Sivas'ta organize sanayi bölgesinde 1500 metrekare büyüklüğünde bölgenin en büyük fabrikasında son sistem makinelerimizle el değmeden yemek üretimi yapıyoruz. Günlük 20 bin kişilik yemek kapasitesi ve alanında uzman personellerimizle sizler için A kalitede ürünler kullanarak özenle hazırladığımız yemekleri güvenle ve en uygun fiyatla kapınıza kadar getiriyoruz. Türkiye'de sayılı olan el değmeden özel vakum sistemiyle 3 güne kadar tazeliğini koruyan yemek paketleme sistemimizle sağlığınız güvenilir ellerde. Hijyen, mutfak ve taşıma, TS standartlarına sahip sektörün öncü kuruluşuyuz. Anadolu Kurumsal Yemekçilik. Türkiye'de ilk ve tek. İmar işlemleri, tapu işlemleri ve parselinizin yapılaşmaya kadar gittiği tüm süreçlerde sizi bilgilendiriyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Plansor, kusursuz çözümler. Sivas'ta en uygun fiyatlı, en kaliteli, uygun ödeme koşullarıyla mobilya nereden mi alınır? Tabii ki Sivas Ceren Mobilya'dan. Yenilenen yüzüyle park AVM, 6000 metrekare teşhir alanı bol çeşit ve uygun fiyatlarla sizin hizmetinizde. Beyaz eşya, koltuk takımı, yatak odası, baza, bahçe mobilyaları, tekstil ve züccaciye reyonlarımızda, şimdi Aksu ve Yenişehir şubelerimizde Sivas'a her gün kampanya diyerek hizmet sunuyoruz. Sivas Park AVM, tüm il, ilçe ve yurt dışına sevkiyatımız mevcuttur. Adres, Eski İmparşiyeri Kat 3, Şube 1, Eski Diyaliz Merkezi. Şube 2, Aksu 1. Etap Karşısı. Üreticilerimizin yüzü artık Halimoğulları ve Edeler süt ve süt ürünleri ortaklığıyla gülüyor. 2020 yılında Şarkışla ilçesinde kurularak her gün gelişen işletmemiz Sivas bölgesinde birçok ilde üreticilerimize hizmet veriyor. Artık ürettiğiniz ürünleri nereye, kime, hangi fiyata vereceğim diye düşünmeyin, bizi arayın. Şarkışla ve çevre köylerinin yanı sıra Gemerek, Ulaş, Gürün, Yıldızeli, Altın Yayla, Kangal, Uzun Yayla ve Yozgat çayır alanı olmak üzere şimdilik 7 ilçede toplamış olduğumuz sütleri yaygın personel ağımızla aracı hiçbir firma olmadan sorunsuz bir şekilde hijyen şartlarına uygun olarak fabrikamıza ulaştırıyoruz. Halimoğulları ve Edeler süt ve süt ürünleri üreticilerimizin yanında. Halimoğulları ve Edeler süt ve süt ürünleri. Bilgi ve irtibat için bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0545 466 63 60. Sivas'ın ulusal boya markası Laçin Boya. Adres, 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon 0346 218 12 37. Toprak Gayrimenkul'den geleceğe en büyük yatırım. Ladin ağaçları, meyve ağaçları, çardak, su ve elektriğe alınmış, etrafı tellenmiş, altyapısı müsait, imarlı tarla. Satılık 500 metrekare yerlerimizle ilgili bizlere dönüş sağlayabilirsiniz. Uygun fiyatlara Hamidiye Park arkasında yerlerimiz sizler için ayırt edilmiştir. Hemen ulaşın. Toprak Gayrimenkul telefon 541 695 16 22. Vahap Yıldız.
Efendim tekrar merhabalar. Vizyoner 58 televizyonu Sivas Stüdyosu'nda sevgili Oğuzhan Aydan Bey'le, Artova Yeniden Refah Partisi ilçe başkanıyla birliklerimiz devam ediyor. Sayın Başkanım, programın son kısmında yine sorularım olacak. Tabii seyircilerimizden ciddi sorular var. Onları da özetlemeye çalışacağım ama sevgili Tufan eğer hazırsa bir VTR'miz var. Sizin çalışmalarınızı gösteren onları bir izleyelim. Daha sonra programa devam edeceğiz. Tabii. Duygularımı selamlıyorum. Yeniden Refah Partisi Artova İlçe Başkanlığı olarak bugün Artova'mızın önemli ve mühim bir konusunu dile getireceğiz. Bildiğiniz üzere Artova Hastanemizde bir adet ambulans mevcut. Lakin 26 köy, 7 mahalleden oluşan 8000 nüfusu aşkın bir ilçeyiz. Aynı zamanda yaşlı bir nüfusa da sahibiz. Bu sebeple Artova'da ambulansımıza çok fazla talep duyabiliyoruz. Ambulansımız bir adet olduğundan dolayı birden fazla vakaya yetişememekte. Hastalarımız ambulansı beklerken erken müdahale yapılamadığından dolayı vefat etmektedir. Bunun bir örneğini bayramdan bir gün önce ne yazık ki yaşadık. Artova için çok saygın, değerli bir ismi maalesef kaybettik. Buradan kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu olayların tekrarlanmaması için Artova hastanemize bir adet ambulans daha talep ediyoruz. Buradan yetkililere, kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Bir an önce Artova Hastanesi'ne ikinci ambulansın getirilmesini istiyoruz. Artık Artova için yeniden refah var diyor. Artova'mızın tüm eksiklerini dile getirmek için biz varız diyoruz. Siz değerli milletimizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyoruz. Hakikaten son derece keyifli bir VTR'ydi. Sizi tebrik ediyorum. Herhalde en son VTR sizin kongreden kesitlerdi. Evet. Valla başkanım, yani tabii önce de sizi tebrik ederim. Siyaset gönül işi. Tabii çok sorular var. Özellikle değerli izleyicimizin bir tanesi şeyi sormuş. Oğuzhan Başkan anlattı bu 150 milyar dolarlık milli destek paketinde kaynak nedir diye. Herhalde aslında siz buradan okudunuz ama değerli izleyicimiz belki orayı kaçırdı ya da burayı isterseniz bir daha, hani bir söz var ya başkanım, et tekraru ahsen velevkane 180. Yani iyi ve güzel olan bir şeyi 180 kere tekrar tabii etsen dahi güzeldir. Bizim İsterseniz için, evet, bizim için onurdur, buyurun, zevktir. Biraz da açıklayın. Mesela orada şey meselesini sormuşlar. Sular mevzusunda herhalde vahşi sulamanın engellenerek suların kontrol altına alınıp biriktirilmesi ve satılması konusunu kastettiniz. Onları tabii biraz açarsanız, yani lisan-ı halle sevinirim başkanım. Tabii. Şimdi genel başkanımızın öncülüğünde hazırlanmış Milli Kaynak Paketleri kitabımız var. Tabii ki bu da Yeniden Refah Partisi'nin bir iktidara geldiğindeki uygulayacağı projedir. Bu projede söylemek istediğimiz şeyler aslında çok açık. Borç almadan, faize para ödemeden, öncelikle bakın tekrar ediyorum. Evet. Zamsız, vergisiz, borçsuz, faizsiz yılda 150 milyar dolar nasıl bulunur? Biz bunun genel başkanımızın öncülüğünde kitabını yazdık. Ha, kitapta detayları var aslında. Tabii ki kitapta detayları, evet, var. Programdaki süremiz yeter mi? Yani, orasını bilemeyeceğim. Merak eden olursa onu izleyicimize sizin gönderme şansınız var. Veya tabii ki, herhangi tabii bir gerekirse kitabınızı da söyleriz, tabii, tabii, göndeririz. Aynen. Gerekirse birebir konuşuruz da. Tabii ki.
bizim davamızda hizmet en ön sıradadır. Dediğim gibi zamsız, vergisiz, borçsuz, faizsiz. Zam yapmadan, vergi almadan, borç almadan, faize para ödemeden 150 milyar doları nasıl bulacağız? Tabii ki tekrar anlatalım. Seyircilerimizin anlaması bizim için her şeyden daha önemli. Tabii ki. Bir kişi, daha önceden dediğim gibi, bir kişi bile kendimizi anlatabilirsek, davamızı anlatabilirsek ne mutlu bize. Havuz sistemi Erbakan hocamızın 94 yılındaki hükümetinde 54. Türkiye'nin şahlanış aslında hükümetinde yaptığı uygulamadır havuz sistemi. Türkiye aniden refah düzeyine yükselmiştir. Herkes rahatlamıştır. Bunu biz Yeniden Refah Partisi iktidarında yine bir Erbakan'la, Doktor Fatih Erbakan'la yeniden tekrardan yürürlüğe sokacağız havuz sistemini. Havuz sistemi nasıldır? İlk defa efsane 54. hükümetin başbakanı rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından uygulanan havuz sistemiyle devlet kaynakları bir araya getirilerek, bakın aslında gayet açık. Burada hemen açayım. Devlet kaynakları bir araya getirilerek derken devlet kurumlarının paraları havuz sisteminden önce 94-54. Hükümette de şu an olduğu gibi devlet kurumlarının paraları, arta kalan paraları özel bankalara çok düşük faizle veriliyor. Bu kurumların geri paraya ihtiyacı olduğu zaman bankalardan örnek veriyorum %40'la faize veriyorsa %150 ile borç alıyor. Bu da otomatikmen ülkemizi zarara uğratıyor, kurumlarımızı zarara uğratıyor. Buradaki havuz sistemi şudur aslında. Havuz sisteminin geçişi devlet kurumlarının paraları, arta kalan paraları, harcama yapıldıktan sonra kasasında kalan paraları devlet bankasındaki kasalarına, devlet kasasının içine eklenerek bir araya gelmesidir. Ve ihtiyacı olan devlet bankasından, devletin kasasından almasıdır. Böylelikle verilen para, arta kalan para hiçbir şekilde borç alınmadan, faiz ödemeden o kurumlara, ihtiyacı olan kurumlara geri verilmesi demektir. Ve bu ülkemizin faydasındadır. Arta kalan paralar bir kurumun ihtiyacı olana kadar o para istenmeyecektir tabii ki. Devletin kasasında kalacaktır ve diğer taraftan ekonomiye faydası olacaktır o paranın. O kurum geri parasını istediği zaman devlet tarafından tabii ki geri verilecektir. Ama faizsiz. Buradaki evet dediğiniz gibi püf nokta faizsiz geri verilecektir. Bu da ne devletin kurumunu ne devletin kendisini zarara uğratmaktan kaçırır. Faizden kaçarak aslında havuz sisteminin özelliği budur. Faize dur diyerek, faizin işlemesine son vererek yılda 5 milyar dolar devletin kasasına kalacaktır. Yani 5 milyar dolar faize vermekten kurtulacaktır bu ülke havuz sistemiyle. Evet başkanım. Denk bütçeye gelirsek yine ilk defa 54. hükümet tarafından uygulanan denk bütçeyle devletin gereksiz borçlanmaları ortadan kaldırılacaktır. Şu anki iktidar yönetimi de olsun, milli görüşün hükümetten ayrılmasından sonra devlette gereksiz harcama, israf veya israf, evet kısaca biz israf diyoruz, haddini aşmıştır. Tabiri caizse limitine ulaşmıştır. Çok gereksiz harcamalar hala yapılıyor. Bunların önüne geçerek sadece masraflarımızı kısarak, gereksiz harcamalarımızı kısarak devlet kendi
bir laf vardır. İşten artmaz, dişten artar. Evet, hem de bir laf vardır. Evet. Siz de çok iyi bilirsiniz. Evet. Ayağını yorgana göre uzat. Bu lafı aslında denk bütçede biz uyguluyoruz. Gereksiz harcama yapmıyoruz. Gereksiz harcamalardan kaçınıyoruz. Ve bu şekilde yılda 10 milyar dolar devletimizin kasasına girmesini sağlıyoruz. Denk bütçede böyle bir proje. Evet. Bunu Erbakan hocamız hükümetin başındayken 11 aylık kısa bir sürede yapmıştır ve Türkiye'nin refahını yükseltmiştir. Bunu da tüm Türkiye, bu aziz millet birebir yaşamıştır, görmüştür, şahit olmuştur. Tasarrufa gelelim. Tasarruf ise milletin aldığı maaştan değil, EYT'lilerin haklarından değil, askeri ücretten değil, devletin giderlerinden yapılacak. Bakın aslında bu denk bütçeyle tasarruf birbiriyle çakışıyor, bağlantılıyor. Devletin giderlerinden yapılacak ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Bu şekilde de yılda 30 milyar dolar devletimizin kasasında kalmış olur ve 150 milyar doları bir arada tutmuş oluruz. Enerjiye gelelim hemen. Vaktimiz de kısıtlı biliyorum. Hızlı hızlı söylemeye çalışacağım. Enerjide Allah'ın bize verdiği, bedava verdiği en büyük nimet olan güneş enerjisinin binde birini şu an ülke olarak kullanıyoruz. Bakın. Binde biri. Püf nokta. Binde biri. Bunun sadece %20'sini kullanmaya başladığımızda, bakın %100'ünü değil, sadece %20'sini kullanmaya başladığımızda enerji ithal ederken ihraç eder konuma yükseliyoruz. Ve ihraç eden bir ülke konumuna yükseliyoruz. Denizlerimizdeki petrol ve doğalgaz rezervlerini Allah'ın izniyle yeniden refah iktidarında kullanmaya başlayacağız. Ve milli çıkarlarımızı en üst düzeyde koruyacak ve dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Bu şekilde de enerji sektöründe 45 milyar dolar devletimizin kasasında kalmış olacak. Suya gelirsek, Allah'ın verdiği bize evet. en büyük nimetlerden Tabii. biri de su ve enerjidir. Barajlarımızda her yıl boşa akıtılan 10 milyar metreküp suyu kurtaracağız. Bakın az değil. 10 milyar metreküp su. Evet. Doğu illerimizin barajlarını biliyorsunuz. Sularımız doğuda biraz daha fazla. Evet. Kışın sert ve ağır geçmesinden dolayı, karın Tabii. yoğun yağmasından dolayı erimesiyle suya dönüşülüyor. Bu doğu illerimizin barajlarındaki fazla suyu kendi cazibesiyle bir yerden alıp diğere götürme değil. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Suyun aktığı yere diyelim. Su yolunu bulur diye bir söz vardır aslında. Evet, evet, evet. Bunu uygulayacağız. Burada ise İç Anadolu'ya aktaracak ve tasarruf edeceğiz. Doğu illerdeki suyu İç Anadolu'ya aktarıp tasarruf edeceğiz. Bu suyu aktarırken ayrıca elektrik üreteceğiz. Sudan elektrik üretiliyor biliyorsunuz. Tabii. Bu birçok barajımızda da mevcut. Bu elektrik üretimini Tokat'tan örnek vereyim. Almus barajımızda da elektrik üretimi yapılıyor. Buna teşvik vereceğiz. Devlet olarak, hükümet olarak kendimiz de uygulayacağız ve teşvik de vereceğiz. Böylece elektrik üretmiş olacağız ve enerji potansiyelimizi en üst seviyeye taşıyacağız. Elimizdeki fazla suyu ise ihtiyacımızdan kalan fazla suyu ise komşu ülkelere satarak ayrıca gelir elde etmiş olacağız. Bu şekilde de 23 milyar dolar, bakın bu proje ayağı yere basan projelerdir. Boş değildir. Başkanım, milli destek paketini bir hızlı toparlayalım. Son 5 dakikaya gireceğiz. Hem sizden de selamlama konuşması yapmasın, veda konuşması evet. isteyeceğim.
Onu başkanım isterseniz hızlı bir şekilde başlıkları geçin. Daha sonra ben vaatlerle ilgili bir soru soracağım. Sudaki projemiz bunlar. Tarım ve doğal kaynaklara gelelim hemen. Kompost gübre üretimi yılda 3 milyar dolar gelir elde etmiş olacağız. Madencilik ve yassı çelik imalatı yılda 8 milyar dolar. Tarım çiftlikleri yerli tohum, kenevir, sıvı gübre yılda 10 milyar dolar. Hayvancılık ve volkanik taş işlenmesi yılda 6 milyar dolar. Bunlar da toplamları 27 milyar dolar. Toplam bu saydığım projelerin toplamı ise 150 milyar dolar devletin kasasında kalmış olacak ve birikmiş olacak. Milli kaynak paketlerimiz bundan ibaret. Bundan ibaret. Başkanım, seçim vaatleri nedir Sayın Bakan? Yani sizde gördüğüm kadarıyla bir seçim aslında manifestosu hazır gibi gördüm. Neler vaat ediyor Sayın Doktor Fatih Erbakan? Sayın Genel Başkanımız yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiğimizde çok önemli aslında. İşçi, memur, emekliye maaşlarına %100 maaş zamı yapılacak. Doların hakimiyetine son verilecek. D8 ve D60'dan sonra İslam Birliği'ni kuracağız. İşe alımlarda ehliyet, liyakat ve adalet. Milli Görüş iktidarında bu üç temel kural geçerli olacak. Yani dayısı olan değil, hakkı olan hizmet makamına gelmiş olacak. Barajların kapasitesi arttırılarak, yeni barajlar yaparak ve baraj suyundan elektrik üreterek bundan güzel bir elde edeceğiz. Aynı zamanda daha demin de milli kaynaklarda bahsettiğim gibi güneş enerji santrallerinin mevcut kapasitelerini arttırarak, teşvikler vererek buradaki gelirimizi de arttırmış olacağız. Dediğimiz gibi Türkiye'de ticari para olarak doların hakimiyetine son vereceğiz. İslam dinarına geçeceğiz. D8, D60 ve sonrasında Avrupa Birliği gibi kendi birliğimiz olan İslam Birliği'ni kuracağız. Böylelikle aynı şekilde Genel Başkanımızın bir vaatinden bir örnek daha vereyim. İncil'lik üssünü, yani Amerikan üssünü Türkiye'de kapatacağız. Bunu Genel Başkanımız da kendileri vaatleri arasında sıralıyor, söylüyor. Denk bütçe vesaire, onları da evet, daha demin milli kaynak paketleriyle anlattım. Dakikamız Başkanım, çok teşekkür ederim. kamera sizin, sizi izleyen evet, sadece Tokatlara, Artuvalara değil, sizi izleyen binlerce insana, yüz binlerce insana neler söylemek evet, istersiniz? Buradan Vizyon 58 TV'den bizleri izleyen izleyicilerimiz, ekranları başındaki izleyicilerimiz, Tokatlı hemşerilerim, Artuvalı hemşerilerim ve Türkiye genelinden, yurt dışından da keza izleyicilerimiz var, mevcut. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bir sonraki programda yine görüşmek isteriz. Sizlerle, Burhan Bey'le bir araya gelmek isteriz. İnşallah başkanım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Sizlerin bizler için en önemli değer olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Bizler sizler için varız. Sizler için çalışıyoruz. Artuva için yeniden refah var diyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Efendim, Vizyon 58 Televizyonu Sivas Merkez Stüdyosu'nda çok değerli bir konuğum vardı. Genç bir siyasetçi kardeşimiz. Artuva Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Sayın Oğuzhan Aydan konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta içerisinde İyi Parti İl Başkanı Sayın Ömer Sağol Sivas'ta ve ekonomist Yusuf Uzun İstanbul'da stüdyo konuğum olacak. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.